Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde yepyeni bir ordu kombinasyonuyla capcanlı saldırılar gerçekleştireceğiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ordu kombinasyonumuz sarmaşık orman minici kombinasyonu süper barbarla. Ama şimdi koruyucumuzda bir öfkeli jel var arkadaşlar. Bu öfkeli jelle birlikte ilk etapta koruyucu yürüyüşü yapacağız. Savunmalardan temizlik yapa yapa en sonunda alev topunu şöyle güzel, ağır savunmaların olduğu bir noktada değerlendireceğiz. Sonra koruyucumuzu geri çağırma büyüsüyle çağıracağız. Süper barbarlarla bir dış taraf temizliği yapacağız. Ordumuza yön açacağız. Sonra orman minici, valkyrie, kahramanlar ve geri çağırmış olduğumuz koruyucumuzu ordumuza monte edip oradan ilerleyiş sağlayacağız. Sonra kraliyet şampiyonunu savaşa dahil edeceğiz öfkelerimizi kullanacağız. Önemli noktaları sarmaştırıp ordumuzu koridordan oluşturup köyü çatır çutur üçleyeceğiz arkadaşlar. Klanımızdan Emre ve Cengiz kardeşimiz bu orduyu kullanıyordu. Onlardan gördüm gerçekten çok etkili. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim açıkçası. Ekipmanları da paylaşalım. Ekipmanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk etapta Cengiz ve Emre'den Efsane Ligi'nde canlı saldırı alacağız birer tane. Sonra da ben 3 tane canlı saldırı gerçekleştireceğim. Daha sonrasında da videomuzu tamamlayacağız. Buyurun saldırılar başlasın. Evet arkadaşlar Cengiz kardeşimiz efsane ligindeki canlı saldırısına geçmiş bulunmakta. Koruyucu yürüyüşüyle sol taraftan bir başlangıç yapıyor. Öfkeli jelin etkisiyle birlikte savunmaları yavaş yavaş temizliyor. Muhtemelen merkezdeki çoklu okçu kulesi tarafına bir alev topu gönderecektir. Hatta kaya saçar atsa çok daha güzel olur. Klan kalesi de iner. Ama elindeki iki tane görünmezliği bakalım ne şekilde değerlendirecek. Dondurma attı Seken topa çünkü acayip pasar vuruyor. Koruyucu şu an Seken topu almış durumda. Görünmezliklerini patlattı. Merkez alev topunu gönderdi, koruyucusunu geri çağırdı. Depremi de yapıştırıyor. Merkezden muhteşem bir verim alıyor arkadaşlar. Şimdi bakın dış taraflardan süper barbarlarını gönderdi, uçan kışlasını bıraktı ordusuna çok güzel bir koridor oluşturdu. Ve buradan da orman binicilerini, kahramanlarını ve walkerlerini gönderdi. Geri çarma büyüsünden gelen koruyucusunu da bırakmış durumda. Kraliyet şampiyonu da orduyla birlikte savaşa dahil oldu. Uçan kışladan çıkan Pekka'lar dış tarafı temizlerken şu an ordunun koridoru gerçekten çok başarılı. Bir öfke büyüsüyle bu etabı coşturuyor. Ordu ilerleyişini sağlarken bir kasırga çıktı. Hiç problem değil. Şimdi koruyucu özelliği zaten ilk olarak alev topunda kullanıldı. Orduya öfke atıldıkça arkadan göndermiş olduğu Durit ve şifacılarla ordu zaten can alıyor. Sonsuz büyük kitaba zaten burada asla gerek yok. Koruyucunun alev topunda sonsuz büyük kitabın ne alakası değil mi? Hani belki sonsuz büyük kitap olsa daha etkili olabilir diye düşünenler vardır ama alev topundan gelen verimle birlikte zaten Köyde de orzun bir şey kalmıyor. Bir de koruyucu yürüyüşü gerçekten çok etkili. Bir tane sarmaşık büyüsünü belediyenin orada kullandı. Bu arada sarmaşık büyüsünü genellikle belediyede kullanın. Diğerini boşu attı arkadaşlar. Çünkü ihtiyacı yok. Savaşın uzamasına da zaten gerek yok. Barbar kralın özelliğini basıyor. Bu etapta kraliyetin özelliğini basıyor. Hani savaş hızlıca tamamlansın diye. Burada bir tek kraliçenin özelliği kaldı. Ordunun neredeyse burnu bile kanamadan net bir şekilde 3 yıldız alıyor arkadaşlar. Eline sağlık. Benim de şimdi karşıma gelen düzen bu şekilde arkadaşlar alev topundan ne etabı alabilirim. Bakın Kaya Saçar Kılan Kalesi etabı gerçekten güzel. Kartal topu noktası da keza o şekilde. Şimdi sol taraftan başlarsak alev topunu çok daha rahat atarız. Ama sağ taraftan ilerlersek Kaya Saçar cehennem sanki daha tatlı olur. Ama bu etaptaki seken top da beni birazcık korkutmuyor değil. Neyse şu sağ taraftaki verim daha güzel ya. Öfkeli jelimiz de var. savunmaları da gideceğiz. Gerekirse öfkemizi de kullanırız tabii ki. Ve burada bir tane de belki kraliçeye dondurma atmamız gerekebilir. Evet bu alandayız. Şöyle bir dondurma büyüsü atıp hemen koruyucumuza öfkemizi atalım. Rakip kraliçe bize problem yaratacak cinsten. Onu bir halletmiş olalım. Şimdi ilk seyini aldık arkadaşlar. Yavaştan büyücü kulesini alıyoruz. Şimdi seken topa geldik. Seken topun da temizliğini gerçekleştiriyoruz. Görünmezliklerden bir tane buraya, bir tane buraya atarsak merkeze etabı alev topunu yapıştırırız. Koruyucuyu geri çağırırız ve deprem büyüsünü burada patlatırız. Klan kalesinin çok az canı kaldı. Şimdi süper barbarla şuraları bir temizleyelim sol taraftan uçan kışlamızı bırakalım. Daha sonrasında ordumuzu bu etaptan göndermeye başlayalım dostlar. Şöyle kraliçe gelsin, koruyucu gelsin. Müdürümüzü de attık mı? Tamam. Gayet güzel başladık. Benim buradaki hesabımda alev topu 26. seviye. O yüzden klan kalesini indiremedik. Çünkü inşaatçı kulübesi herhangi bir hasar bırakmadı. Kraliyet şampiyonu da atalım arkadaşlar. Duritlerimiz var. Duritleri acele etmiyorum. Zaten şifacılarımız şu an can basıyor. Bir tane bir gönderelim. Daha sonrasında diğerini de göndeririz. Arkadaşlar, değerli kardeşler Dış taraftan süper barbar göndermeye devam ederken şu alanda bir tane daha dur itimi gönderiyorum. Öfke büyüsü bu alanda kullanmadım çünkü ihtiyacım yok. O kadar ağam şam savunmaların olduğu etap değil. Arka taraftaki seken top kısmı bana daha problemli geldi. Dış taraftan şu şekil süper barbarlarımı atmaya devam ederken öfke büyüsünü şuradaki seken top kısmında kullanıp hemen belediye kısmında da sarmaşık büyüsünü değerlendiriyorum. Gayet güzel bir ilerleyişimiz var. Kraliçemiz seken top kısmında donmuş okla birlikte kendisini durdurduk. Bir de özelliğini bastık. Şurada bir de kraliyet şampiyonu özelliğini basalım. Son bir sarmaşık büyüğümüz var. Bunu da belediye binası kısmında tekrardan değerlendireceğim. Zaten barbar kralın özelliğiyle birlikte belediye kısmını her türlü alırız. Şöyle erken bir sarmaşık daha atıyorum arkadaşlar. Şuradan da bir tane balonumu bırakıp yan taraftaki Tesla temizliğinde gerçekleştirdikten sonra net bir şekilde 3 yıldızla adım adım koşuyorum. Ordu mükemmel abi. Bu orduyu gerçekten kullanın, kullandırın derim. Klanımızdan da yani ben herkese öneriyorum. Gerçekten çok güçlü, çok kıyak bir ordu. Şimdi barbar kralın dikenli topu ve deprem çizmesiyle merkez etabı bakın ne yapacağım. Bak. Lap diye bir yapıştırdım abi. Savunma mavunma hiçbir şey kalmadı anında silindi, süpürüldü. Net bir üç yıldız. Buyurun devam edelim. Evet, belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi elimizde öfkeli jelimiz var. Dış taraf alev topuna bence uygun bir nokta. Klan Kalesi bu etapta asla bakarsanız kılan Kalesi temizlesek kafamız çok daha rahat edecek. O kısımdan kılan Kalesi ile monoliti alayım diye düşünüyorum ama yani onun dışında doğru yüzünde bir verim yok. Ve klan kalesi de çıkabilir. Hiç riske atmaya gerekmez. Direkt şu alanı temizleyip kafama bakacağım arkadaşlar. Şöyle koruyucumu direkt atıp An itibariyle bir tane görünmezlik kullanıp hemen alev topunu yapıştırdım ve şu alanı depremledikten sonra koruyucumun şifacılarında yollamış bulundum. Şimdi buradan güzel bir noktayı temizledik ama öfkeli jelimiz var. Biraz daha temizlik yapmak istiyorum. Yani sonuçta geri çağırma büyümüz de var. Bu alandan bir seken top, bir çoklu cehennem bunları indirelim arkadaşlar. Bunları bir ılık temizleyelim. Bir de çoklu cehennem kulesi alacağım. Ondan sonra koruyucumu geri çağıracağım. Çünkü alev topundan aldığım verim beni çok kesmedi. <laughs> Yalan değil yani. Çokluyu da aldık mı? Aldık abi. Tamam geri çağırdık. Tamam. Şimdi şuraya bir süper barbar atalım. O süper barbar şöyle yan tarafı temizlerken şuradan bir uçan kışla gönderelim. Ve ordumuzu şu alandan bırakmış olalım. Kraliyet Walker'lar gelsin. Şöyle bir koruyucu bırakalım yan taraftaki hava savunması şifacılara vurmasın diye öyle bir bırakma yaptım arkadaşlar. Orduma koridoru oluşturdum. Şöyle merkezdeki tekli cehennemde sıkıntı yaratmasın diye o alanı da sarmaştırıp geçiyorum. Şimdi ordum gayet güzel ilerliyor. Duritlerim var. Bir tane duritimizi bu alanda kullanalım. İkinciyi bekletiyorum. İkinciyi de şöyle şimdi gönderdim. Bir adet öfkemiz var. Şu alanda bir öfke büyüsü değerlendirip daha sonrasında ilerleyişimi sürdürmek istedim. Sol taraftan da gayet güzel ilerliyoruz. Sarmaşık büyümüzü alalım. Şu etapta hemen tekrardan bir sarmaşık büyüsü atalım arkadaşlar. Bina temizlikleri yapılıyor. Şu dış taraftan bir süper barbar attım. Klan kalesi minyonları geldi. Bu minyonlar birazcık bizleri uğraştıracak. Farkındayım. Şöyle bir dondurma büyüsü Atıyorum, minyondan çok askerim gitmesin diye dış taraftan süper barbarlarımı göndermeye devam ederken belediye binasının sarmaşığı da birazdan açılacak yeterli ordumuzun olduğunu düşünüyorum. Ve şu an bir adet görünmezliği merkez etapta değerlendirdim ve kraliyetin özelliğini basıp monolitten kurtulayım dedim. Benim amacım burada belediye binasına barbar kralın özelliğini de saklayabilmekti. Zaten ordu belediye kısmına girip o tarafı darmaduman duman etti. Hiç barbar kralın özelliğiymiş, kraliçenin özelliğiymiş. Gerek bile kalmadı abicim. Bak basmıyorum basmıyorum ha. Kral kraliçe özelliği basmadık ve köyü net bir şekilde üçledik. Ordu muazzam güçlü. Bu orduyu gerçekten kullanın arkadaşlar. Devam. Şimdi gelen düzenimiz de bu şekilde arkadaşlar. Koruyucumuzu seçiyoruz. Şimdi hangi etabı değerlendirelim? Bir bakalım şöyle. Merkez güzel ama bu arada arkadaşlar yani birazcık alev topuna anti düzen oluşturmaya çalıştırmış yapan kişi. Şimdi sol taraftan girsek sağ tarafı bir temizlememiz ...gerekecek. Öfkeli jeli güzel kullanmam lazım. Hatta belediye binasını bile alıp dış taraftan çıkabilirim ama... ...şu sol taraftan bir başlangıcımızı yapalım. Şifacılarımızı gönderdik. Elimizi alalım görünmezlikleri. Öfke de hazırda bulunsun. Şimdi şu seken top kısmına girmek istemiyorum. Yalan değil. O yüzden orayı sarmaştırıp... ...sol taraftan belediye alev topu ya da çoklu okçu kulesi öfke... ...o kısmı almak daha mantıklı gibi geldi bana... Evet bu alandan koruyucumuza şimdilik bir öfke büyüsü atmadım arkadaşlar. Beklemeye devam ediyorum. Şu havanı da indirdikten sonra çoklu okçu kulesini alan bir alev topu göndereceğim. Şu şekil alev topunu yapıştırdım abi. Şuraya depremi gönderdim. Koruyucum şu an gayet güzel bir şekilde ilerlerken şuradan geri çağıralım artık. Şimdi dostlar şuraya bir süper barbar atıyorum. Dış tarafa bir uçan kışla atıyorum. Daha sonrasında şöylemesine ordumu gönderiyorum. Müdürümü gönderdim. Koruyucumu attım. Bu alan birazcık sıkıntılı. Bu alandan hızlıca çıkıp ekmeğimize bakmamız lazım. Kraliyeti de bıraktım. Seken top var çünkü acayip hasar bırakıyor abicim. Barbar kral dış tarafa gitme be gülüm. Gitme be gülüm. Şimdi roket balonlar geldi. Onları temizliyoruz. Evet bir yandan da barbar kral duvarı kırmaya çalışırken an itibariyle kırmak üzere. Öfke büyüsünü henüz kullanmadım. Şu buz golemleri bir temizleyelim. Orman biniciler kartal topuna doğru ilerlerken bu noktada bir adet öfke büyüsü değerlendireceğim. Beklemedeyim. Şöyle bir öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar. İlerleyişimiz gayet güzel. Şuradan iki tane druid'i de bıraktım. Kraliçe saçma bir noktaya gitti. Zaten orayı sarmaştıracaktım. Oradaki sarmaşık büyüsünü de kullanmış oldum. Kraliyet şampiyonun özelliği geliyor. Bir tane daha öfkem var. Şu alanda bir dondurma kullanalım arkadaşlar. Diğer öfkemizi de eve götürmeyelim. Onu da kullanmış bulunalım. Barbar kral dış tarafa kaydı. Barbar kral dış tarafa kayınca hemen süper barbarlarla o alanı temizlemek istedim. Şuraya bir balon gönderelim. Bir sarmaşık büyüğümüz daha var. Bunu da şu alanda tekrardan kullanıyorum. Soldaki balonla da o noktadaki topu temizledikten sonra süper barbarımı bıraktım. Abi barbar kralın özelliği var. Kraliçenin özelliği var. Zaten köyde bir şey kalmadı. Sadece sarmaşık alanını temizleyip 3 yıldızımı alıp ekmeğime bakacağım. Yani gerçekten süper bir ordu. Emre ile Cengiz oluşturmuşlar abi bu orduyu. Kendilerini tebrik ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık, vakit ayırmışlar. Bizlere de çok güzel bir içerik çıktı. Sizlere de bu orduyu sunmuş olduk. Yani diyecek bir şey yok. Şimdi videonun kapanışını da Emre'nin saldırısıyla yapacağız. Onun efsanelikteki canlı saldırısına bakalım. Kapanışı da Emre kardeşimizin saldırısıyla yapalım dedim arkadaşlar. Evet sol taraftan önden bir barbar gönderiyor. İki tane balonla Tesla kontrolü yapıp koruyucusunun yürüyüşünü an itibariyle başlatıyor. Koruyucusuna bu alanda bir öfke desteğinde bulundu. Muhtemelen Kaya Saçar etabında bir alev topu kullanacaktır. Dış tarafta bir havan var. Bu havana görünmezlik atamaz. O yüzden orayı da temizlemesi lazım. Tekli cehennem kulesi birazcık sıkıntılı ama havan indikten sonra muhtemelen üst tarafı görünmez, yan tarafı görünmez direkt merkeze gönderecek. Tekli cehennem kulesine kurulmadan da indirir. Bu arada Tesla tuzağa çıktı abi adam güzel yeri tuzaklamış. Bence şu an artık alev topunu fırlatacak. Hatta görünmezliği bir tane kullansa da yeterli olacaktır. Evet iki tane işini garantiye aldı. Alev topunu yapıştırdı koruyucusunu geri çağırdı ve merkezdeki depremle birlikte harikulade bir verim alıyor arkadaşlar. Süper barbarla ılık bir dış taraf temizliğinden sonra üst taraftan uçan kışlası geliyor. Orman binici ile birlikte orduyu an itibariyle gönderip geri çağırmış olduğu koruyucusunu ve şifacılarını orduya monte ediyor. Evet koridor gayet net bir şekilde karşımızda. Uçan kışlanın askerleri dış taraftaki yolu her türlü temizleyecektir. Ordu iç kısımdan belediyeye doğru gidecek. İki tane sarmaşığı, bir tane öfkesi, bir tane de görünmezliği vardı. Tekli cehennemin orada bir görünmezliği değerlendirdi. Şu an tekli cehennem inerken merkez etabı da an itibariyle sarmaştırmış bulundu. Öfkesini henüz kullanmadı arkadaşlar ordunun gidişatına göre değerlendirecek. Çünkü tam ikiye bölünebilecek nokta vardı. Burada da ikiye bölündü. Şifacıların bir kısmı orman binicilerle ilerledi. Çırak müdür de orada. Orada hani orman binicilerin çok hasarı olmadığı için öfkeyi atayım ki dedi. Sağ taraftaki kahramanlar zaten her türlü hasar veriyor. En azından bir tekli cehennem alayım kafam rahatlasın düşüncesindeydi. Belediye binası noktasında bir sarmaşık büyüsü patlattı. Barbar Kral, Kraliçe ve Kraliyet Şampiyonluğu'nun gördüğünüz üzere özellikleri mevcut arkadaşlar. Arka taraftaki binaları da şu an barbar, süper barbar ve balonla temizlerken ordu an itibariyle rakip kraliyet şampiyonuna geldi. Muazzam güçlü bir ordu ya. Gerçekten muazzam güçlü. Şimdi sarmaşık büyüsü kalktığında bütün kahramanların özelliğini basıp merkez etabı da komple temizleyecektir. 35 saniye gayet yeterli bir süre. Barbar kralın özellik kraliçenin özelliğini basmadı bile net bir şekilde 3 yıldız alıp savaşını tamamladı. Eline sağlık emrediyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.